Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bir müzik aleti yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler bir tane bardak, paket lastiği, grafon kağıdı ve makas. Bu etkinliğimizi yaparken büyüklerinizden mutlaka yardım alın. Hemen başlayalım. Önce karton bardağımızı iki tane üstte, iki tane altta olacak şekilde küçük küçük yuvalar açıyoruz. Küçük çentikler diyorum ben buna. Bunu yaparken aynı hizada olmasına dikkat edin. Dört tane küçük yuvamız da aynı hizada olacak. Ondan sonra paket lastiğimi alıyorum. Şöyle açmış olduğum yuvalara gelecek şekilde geçiriyorum, sabitliyorum. Evet, bu kadar. Müzik aletimiz hazır. Biraz sonra bununla çok güzel bir müzikli oyun oynayacağız. Şimdi bunu biraz süsleyelim. Bundan ne yapabiliriz? Bir ahtapot yapalım. Onun için de ahtapotumuzun şöyle kollarını, püsküllerini oluşturacak grafon kağıdından küçük küçük parçalar alıyorum. İsterseniz tek renkli, isterseniz daha çok renkli yapabilirsiniz. Evet, bunları şimdi açalım. Güzelce. Evet. Bunları çok seviyorum. Ortadan ikiye ayırdım. Sonra tekrar tuttum. Bakın bir tane püskülüm oldu. Bir püskül daha yapacağım. Hop, açıyorum. Evet. Yine ortadan ikiye böldüm. Hop. Bir tane daha. Çok püsküllü olsun istiyorum. Çok güzel olsun istiyorum. İsterseniz daha az, daha çok ya da daha fazla sayıda grafon kağıdı kullanarak yapabilirsiniz. Yine böldüm ikiye. Evet. Bir de mavi püskülüm oldu. Hop. Hop. Evet. Şimdi püsküllerimi ortasından tutuyorum. Şöyle kıvırıyorum. Bakın. Herhangi bant ya da başka bir şeye ihtiyacınız olmayacak. Şimdi gelelim bunu bardağımıza takmaya. Bunu da yine aynı şekilde isterseniz şöyle kenarından geçirebilirsiniz. İsterseniz kıvırarak sabitleyebilirsiniz. Evet, bakın. Bu bir deniz anası. Ya da ahtapot, siz ne derseniz deyin. Ama benim için bir müzik aleti. Şimdi bununla bir oyun oynayalım. Benim her oyunumun bir hikayesi, masalı vardır. Bu oyunumuzun masalı da şöyle olsun. Deniz anasını takip eden küçük balıklar. Tamam mı? Bazılarınız belgesellerde görmüşsünüzdür. Küçük balıklar kendinden daha büyük olan deniz canlılarının etrafında gezerler. Onlarla oyunlar oynarlar. Aslında onların artıklarıyla beslenirler. Birazdan yapacak olduğumuz oyunda da biz de aynısını yapacağız. (Gülüyor)